Hadi kalk, saat 7:30 oldu, hadi. Hadi be oğlum. Kalksana oğlum, hadi kalk. Ben şunu anladım. İnsan kendini geceden şartlayınca var ya, sabah erkenden uyanıyor. 9 haberlerimizi izlediniz. Saat 10'da yine birlikte olmak dileğiyle esen kalın. Meto sen ne yaptın ya? Saat kaç abicim? Abicim ne yapayım ben? Saat 7:30 diyordu. Hoca abicim koş koş. Oğlum daha önceki projelerim hep o Salim denen adam yüzünden es geçildi. Şimdi ilk defa direkt büyük patrona sunum yapma fırsatı çıktı. Onda da geç kalıyorum ya. Var mı böyle bir şey abicim ya? Excuse me, where's the Galata Tower? Duran bir de sorsan abicim, manyak mısın sen ya? Yürü gidelim ya, sizinle uğraşacağız biz ya. Gelsene lan buraya. Gel lan buraya. Hayvan. Lan adam tur çıktı lan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz de bu şans varken köprünün üstünde kalırız ha. Abi saçmalama ya. Abi boş mu? Atla. Hadi abi biraz acele. Abicim sağdan gidecektik be. Dönüşü kaçırdık. Dolaş şimdi işin yoksa ya. Araya girme lan, dallama. Abi gözünü seveyim, devam et ya. Acelemiz var abi, anlamıyor musun ya? Abi dur ya, gözünü seveyim ya. Biz ne yapıyoruz, olan ne yapıyor ya? Abi sen onlara karışma ya. Hadi biz yolumuza gidelim abi. Büyüklük sende kalsın be abim. Meto, oğlum flash sistem düşmüş. Sunum onun için, hayatım onun için de lan. Tolga nereye düşürdün oğlum? Ya ne bileyim abi ya. Benim kız da var istiyorsan dönüp alalım hemen. Üstelik 4 GB. Abi bir yerden dön, bul bir yerden dön. Meto, buldum oğlum. Ne oldu oğlum? Taksi nerede lan? Taksi mi? Esas taksimetre nerelerde oğlum? 10 lira yazmış lan, verdim parayı yolladım. Ne yapacağız? Akbinin var mı? Var. Hadi yürü yürü. Al işte. Al işte abicim, şans yok şans. Şans yok. Ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum abicim ya. Of. Ben böyle şansı var ya koyayım ya. Koyayım ya vallahi ya. Şans yok şans. Al abi şunu ya. Of. Akbili ver. Al. Şans işte abi. Hayatımdaki her şey de böyle. Sen git. Patronun kızına aşık ol. Sanki başka kız yok önündeki. Abi sen bu kızla kesişmiyor muydun? Yok mu oğlum? Yani aslında şirkette bir iki kez göz göze gelir gibi olmuştuk, sadece o kadar. Bir keresine gülümsemişti. Yani beni gizliden de kesiyor olabilir tabii ama öylesine bakmış olabilir. Ya bu şanssız diyenler şey bambaşka bir şey abicim ya. Ulan tuttuğum takım bile amatör kümeye düştü ya. Hayır var mı böyle bir şey? Ha? Ya abi sen iyice saçmalamaya başladın ya. Sen bana baksana be. Sen uyanamadın ha. İnince git bir yüzünü yıka da kendine gel. Hem o şanssızlığı yenmek de senin elinde ya. Yap sonra bunu. Gir patronun gözüne. Hem Emre da toplantıda orada olacak diyordun. Kır şu şeytanın bacağını artık abicim ya, kır. Ulan geç, kaldıracak bir kere. Ulan Salim Bey, ulan Salim, Salim, Salim Bey, Salim. Lan Tolga! 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 Ver bakayım şunu şırak. Vay, Hayati abi ne haber? Adama dedim ki motorda büyüyünce git bir elin yüzünü yıka. Adam direkt denize uçtu ya. Hadi sen oğlum. Dur şunu kurtayım ya. Hadi oğlum acele. Tolga. Ne? Abi Salim Bey arıyor ya. Lan bu psikopatın bende ne işi olacak oğlum? Al al, sen de konuşacak herhalde al. Lan telefonu da denize düşürdük. Alo? Salim Bey. Efendim. Efendim ben biraz geç kaldım. Görmüyor musun tabelayı? Saygısız, terbiyesiz. Bir de okumuş adam olacaksın. Motor patlayacak, göreceksin gününü. Yasak kardeşim. Görmüyor musun burada? Telefonla konuşmak yasak. Alo, Salim Bey. Şu anda otobüsteyim efendim. Telefonla konuşmak yasakmış. Siz konuşun, ben sizi dinliyorum efendim. Şoför bey, uygun bir yerde ineceğim. Daha uygun bir yer olamazdı zaten. Ayıp, ayıp. Pardon, son durak mı burası ya? Herkes için son durak burası. Bir fazla gecikmedik, yürü hadi. Salim Bey beni parçalayacak. Tolga ben kaçar. Abi bol şans. Sana güveniyorum. Tamam kardeşim.
Gir. Gir. Tolga, biz ne iş yapıyoruz burada? Salim Bey, günaydın. Herkes seni bekliyor toplantıya. Neredesin sen? Gel gel ufak bak. Bu kılık kıyafetin hali ne? Hem telefonunu niye açmıyorsun? Telefonum şey, denize düştüm. Sunum dosyan nerede? Bunlar düşüldü. Sunum dosyası da denize düştü. Her şey ıslandı. Ama şey var, flash diskim var. Umarım o açılır. Açılır mı acaba? Ben bakarım, ver. Sen git toplantı odasında son hazırlıkları kontrol et. Bir şey lazım mı ona bak. Toplantıdan çıktıktan sonra da bana uğra. İmzalayacağım bazı evraklar var. Tamam efendim. Hadi ne bekliyorsun? Yürü çabuk. Alık alık bakıyor suratıma ya. Salim Bey, her şey yolunda değil. Bence bir sorun yok. Tamam, teşekkürler. Müşahede sorun yok. Hadi başlayalım lütfen. Tabii efendim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Alışehir projesi. Türkiye'de petrole ülkemizin değişik bölgelerine rastlanmıştır. Ve ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sahalardan üretim yapılmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Batman, Mardin... Kısa keselim lütfen. Sadede gelelim. Hemen. Geçiyor da. Ege bölgesindeki petrol rezervleri öncelikli olarak yapılan araştırmalarım dahilinde en çok Alaşehir bölgesinde yoğunlaştırdım araştırmalarımı. Biraz heyecan var, kusura bakmayın. Hemen geçiyorum. Eğer şirket olarak bu bölgeye yatırım yaparsak daha çok... Evet, Alaşehir bölgesinin en... Şimdi şöyle bir şey var, ben gereken flash diskimi düşürdüm denize. Fotoğraflar ondan mı değişti, niye böyle oldu hiç bilmiyorum. Şöyle bir şey var, evet, Alaşehir'in en büyük özelliği... Nereden çıktı ya? Şimdi, Salim Bey, siz de biliyorsunuz ki... Bu Alaşehir bölgesinde ciddi potansiyeller var. Ama bu ciddi bulgular nerede? Burası Alaşehir ama bunlar nereden çıktı? Şimdi Salim Bey, sizin de bildiğiniz gibi şimdi Alaşehir... Salim Bey, siz de biliyorsunuz ki Alaşehir projesi en ince ayrıntısına kadar incelendi. Detayları da var. Timur Bey, son sözleşmeler. Sabahki sunuda değerli vaktinizin boşa gitmesine ne kadar üzüldüm anlatamam. Güvenip de o gencin sunumu tek başına yapmasına izin vermemeliydim. Müsaade ederseniz muhasebeyle görüşüp gencin çıkış işlemlerini başlatmak isterim. Direk işten çıkarmak biraz ağır karar değil mi sence? Timur Bey, iş hayatında bu tarz lakayet hareketler tolere edilebilir şeyler değil. Bu genç daha yolun başında. Benim de içim el vermiyor ama hem bu onun iyiliği için vereceğimiz bir karar. Kolay gelsin. Tamam Cansel'cim. Sefer bir şey zaten. Tolga! Tolga! Ah Tolga, nasıl üzüldüm anlatamam. Sen bunu hak etmiyordun. Kalman için çok uğraştım ama patron böyle istedi. Ne yapacaksın? İş hayatında bazen böyle oluyor işte. Umarım bundan sonrası senin istediğin gibi olur. Ha? Ha Tolga, gitmeden bir dakika yanıma uğrasana. Birkaç imzan kalmıştı, onları da halledelim ha.
Meto, kardeşim, sen bu satırları okurken yine başıma bir şanssızlık gelmez de becerebilirsem çok uzaklarda olacağım. O büyük ve gizli aşkıma dair hiçbir umudum kalmadı. Şanssızlıklarla dolu bu hayatı yaşamaktansa Allah kahretsin Mehmet. Allah kahretsin ki şanssızım işte. Güzel atlayış ha? Vay. Demek böyle oluyormuş. Selam. Ahiret sorgusu değil mi? Yok. Giriş kayıt işlemleri. Oradaki arkadaşlar ve ortam daha farklı ve değişiktir yani. Aslında hiç gerek yok bu kadar formaliteye. Yani ben direkt geçeyim cehenneme. Yani bu kadar şanssız bir hayatın sonunda farklı bir şey beklemiyorum zaten. Sen ne cool bir coolsun öyle. Ha? Nasıl yani? Bak insan oğlum. Senin bütün sorunun ne biliyor musun? Yaptıkların sorumluluklarını şansa ve kadere bağlıyorsun. Hiçbir ders çıkartmıyorsun. Üstelik bütün suçu Tanrı'ya mal ediyorsun. Böyle bir kadere isyan. Müslüm Baba, Orhan Baba'ya dağları falan. Baba mı? Yani burada bile baba diyorlarsa vallahi helal olsun diyorum artık onlara. O benim yardımcım. Dünya işleriyle ilgileniyor. Sen benim hayatım boyunca neler yaşadın biliyor musun? Ben senin kayıt melleğinim. Ben kaydediyorum. Bakın. Hayatımda ilk kez böyle aşık olmuştum. Neydi o başıma gelenler? Şanssızlık değil miydi? Sunumda olanlar, ne bileyim işten atılmam, kıza rezil olmam ve bir daha onu göremeyecek olmam. Neydi bunlar peki? Bak bunları zamanla öğreneceksin. Peki öyle o gökdelenin tepesinden kendini aşağı atmalar falan ne öyle ne gerek var ki ona? Ha? Sen o hayatı yaşayabilir miydin? Peki yaşasaydın neler olacağını biliyor muydun? Neler kaçırdığını bir bilsen. Hadi ya. Şimdi bir de buna mı pişman olayım yani? Boş versene. O şanssız hayatı yaşamaktansa burada cezamın kesilmesine razıyım ben. Yok ya adam anlamıyor. Anlamıyor. Aslında sana verilecek en güzel ceza ne biliyor musun? Yaşasaydın 5 yıl sonra neler olacağını sana göstermek. Yani eğer oluyorsa öyle bir şey... Bana uyar. Bana uyar diyor ya. Allah Allah. Allah Allah ya. Sadece bir gün. Sabahtan akşama kadar. Gece 12'de buraya geri döneceksin. Ha? Yalnız bu sırrımızı kimseyle paylaşmak yok. Paylaştığın anda buraya geri dönersin. Olur. Işınlıyor mu kaptan? Bırak şu gerzekliği ya.
neredesin abi sen ya? Sabahtan beri seni arıyorum. Mete o? Yani bugün bu kadar yoğunluk var ve sen ortalardan kayboluyorsun be abi. İnanamıyorum sana. Tolga, bugün dünya kadar iş var. Sekreterin bile işlerin yoğundan yakınıp benden yardım istiyor. Abi o değil de sen bütün bu işleri nasıl yetiştiriyorsun anlamadım. Neyse abi hadi gel de hemen başlayalım. Abi hadi yürü. Hala mı buradasın? Hoş geldiniz Tolga Bey. Rüyacığım istersen hemen başlayalım. Bugün başlayalım. Yeterince garibiz zaten. Peki. Tolga Bey günlük programı veriyorum. Öncelikle Avustralyalılarla olan holografik konferansı yarın ertelettim. Çok iyi yapmışsınız. Tabii. TÜSİAD Başkanı bugün için sizden randevu istedi, cevap bekliyor. Kim? TÜSİAD Başkanı. TÜSİAD Başkanı. Benden. Ya Tolga onunla da ben ilgilenemem, vallahi yeter. Ha. Onu da yarın erteleyelim. Peki. Finans müdürü yeni ödemeler için hala onayınızı bekliyor. Maden Mühendisleri Odası yapmış olduğunuz son bağışınızdan dolayı size bir şükran plaketi vermek için tarih bekliyor efendim. Onu da yarın erteleyelim. Peki. Eşinizin akşamki doğum günü partisini hatırlatmaya gerek bile duymuyorum. Ve kayınpederiniz Timur Bey de öğle yemeği için sizden haber bekliyor. Eşim ve kayınpederim. Bugünlük bu kadar. Mutlu günler dilerim. Oğlum, oğlum bu... Tolga sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Al şunları incele bakalım. Bunlar geçen hafta mı? Buna bak. Bunlar da geçen ayın abi. Bugün benim için gerçekten tuhaf bir gün, tamam mı? Böyle sanki hafıza kaybı yaşıyormuşum gibi falan hissediyorum kendimi ya. Tolga mı yediysen bir doktora falan gidiyor. Hayır. Diyorum ki hani biz son dönemlerde neler yaşadık? Son dönem derken? Yani mesela geçen ay Kütahya'daki arsa ihalesini kazanmıştık. Sonra da ikinci petrol kuyusunu açtık. Seninle birlikte gittik. Hem sen bana bunları neden soruyorsun ki? Petrol mü? Biliyordum. Neyi biliyordun ha? Ya neyse boş ver bak. Böyle bak. Daha hayata dair şeylerden bahsetsek. Anladın mı? En son Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi finaline benden bilet bulmamı istemiştin. Kardeşim var ya en güzel hocadan sana yerini ayarladı ha. Ya öyle şeyler değil mi abicim ya? Ne dedin sen? Fenerbahçe finali mi? Şampiyonlar Ligi. Finali. Evet. Oo. Biraz benden bahsetsene. Abi sen tam olarak ne öğrenmek istiyorsun ya? Allah aşkına bir söyle. Ya şöyle bir son 3-5 yılda ne oldu da bu konuma geldik? Oo. Yani Ebru, ben, çocuğumuz, evlenmemiz nasıl oldu? Bana kısaca bir özet geçsen be kardeşim. Abi senin durumun iyi değil ya. Sabahtan beri belliydi zaten abi. Gel bir doktora falan gidelim.
Tükettin beni Meto. Tükettin. Biliyor musun Tolgacığım? Sana dair içimde en ufak bir tereddüt yoktu. Bugün geldiğimiz noktada yanılmadığımı görmek beni mutlu ediyor. Teşekkürler efendim. Peki Ebru'nun doğum günü partisinin hazırlıkları tamam mı? Doğum günü? Tabii tabii. Hazır, her şey hazır. Kızımı ve torunumu mutlu görmek beni çok mutlu ediyor. Tanrı bir erkek evlat vermedi ama... Sakın. Sakın isyan etmeyin bence. Yo. Söylemek istediğim o değil. Erkek evlat vermedi ama senin gibi bir damat verdi. Bunun için şükretmekteyim. Sağ olun efendim. Aynen böyle devam edin siz. Nasıl? Hı? Yani şükretmek güzeldir manasında ben. Ben elleri bir kıyım, sen hesabı hallet. Pardon efendim, ne istemiştiniz? Hesabı istemişim sadece. Tabii ki efendim. Buyurun. Bu ne ya? Teşekkür ederim efendim. Eğer bugün Türkiye dünyanın en büyük üç ekonomisinden biri haline gelmişse... ...bunu bence hükümetin başarısından çok... ...Alaşehir ve Akyazı'daki petrol kuyularına borçluyuz. Ki onlar da dünyanın en kaliteli ve en zengin petrol yasakları olarak kabul ediliyor. Hiç kuşkusuz ülkemizin kaderini bu petrol kuyuları değiştirdi. Birdenbire bir dünya devi olmak kolay mı? Ama sanırım burada hükümete de çok fazla haksızlık etmemek gerekiyor. Güneydoğu sorunu bitti, enflasyon eksilerde, işsizlik oranı sıfıra yakın. Başbakanımızın G9 zirvesinde petrol... G9 mu? Yuh! Ama diğer 8 ülkede başbakanımız rest çekmeseydi eğer bugünkü noktaya gelmekte kolay olmazdı diyoruz ve... ...spordan gelişmeleri almak üzere spor servisimize bağlanıyoruz. Çünkü futbol dünyasında önemli gelişmeler var. Milli takımımızın Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından... Dünya Kupası şampiyonluğu mu? Dünya Futbol Kamuoyu şimdi de iki Türk takımı... ...Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek olmasına odaklandı. Doğruymuş lan harbiden. Abiciğim acaba Göztepe'ye ne oldu peki ya? Üçüncü amatörden herkes çıktı, bir tek onlar kaldı. Ama en süper taraftar... ...kupasını aldılar. Ne haber insan evladı? Sen ne arıyorsun burada ya? Baş melekten mesaj getirdim. İnsanları köşeye çekip... ...kopya almaya çalışıyorsun. Yapma. Ne yapabilirim ki? Sazan gibi düştüm bilmediğim ortama. Ya o değil de... ...asıl ben evde ne yapacağım peki? Ebru'yu görünce yani. Yani? İşte o senin sorunun. 12'ye kadar vaktim var. Vaktin iyi değerlendir. Cinderella. Ya bir yardımcı ol sen. Bay canım. Ha? Stajyer Melek. Ya sana sigorta, SSK falan mı yapıyorlar ya sen böyle mesaili çalışıyor? Ha? Hayret bir olay ya. Adam gündüz 6-5 derken çal... Ne o? Ecinlerle mi konuşuyorsun? Hadi kalk, çıkalım. Hadi akşama görüşürüz. Görüşürüz efendim. Buyurun efendim. Efendim? İyi misiniz efendim? İyiyim. Binecek misiniz? Bineyim mi? Bugün de siz kullanmak ister misiniz? Vallahi mi? Efendim? Yani şimdi trafik falan vardır. Yollar sıkışıktır. Sen kullan sen. Ne tarafa gidiyoruz efendim? Düz. Dümdüz eve. Yani eşim
çocuğum ve bizim işte birlikte yaşadığımız eve. Nereye olacak başka? Sana bir şey soracağım. Buyurun efendim. Sence ben nasıl biriyim? İyi birisiniz efendim. Yani şimdi bak, patronum diye öyle söylüyorsun. Patronun şoförlüğü unut, tamam mı? Sade bir insan olarak soruyorum. Nasıl biriyim? Kızmayacağım valla. Yani sizi tanıdığım kadarıyla normalde de iyi birisiniz efendim. Bir baba olarak, bir eş olarak iyi biri miyim? Hamdolsun iyi birisiniz efendim. Ya iyi birisiniz, iyi birisiniz. Pardon. Yani bu adam ne içer, ne yer, ne yapar? Nasıl biridir dışarıdan? Bir ipucu ya. Canınız mı sıkkın efendim? Deniz kenarına falan gidelim isterseniz. İyiyim ben. Ben iyi biriyim. İyi birisiniz efendim. İyi biriyim, tamam. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım. Hediye, şey... Merak etmeyin efendim, geldi. Annen nerede? Kovarda. Baba. Hı. Siz annemle nasıl tanışmıştınız? Biz annenle mi? Biz annenle aynı iş yerinde çalışıyorduk, öyle tanıştık. Sonra? Sonra işte birbirimizi gördük. Aşık olduk, evlendik. Sana küstüm. Ama ne oldu? Niye küstün? Bugün bana hiç papatyam demedin. Her zaman derdin. Ama olur mu hiç öyle şey kızım? Canım benim, sen benim her zaman papatyamsın. Papatyam benim. Ya buyurun Ebru, hoş geldiniz. Canım kızım benim. Ben şimdi gideceğim, tamam mı? Hemen geleceğim. Evet, sallanmaya devam edelim. Selam. Merhaba. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Mutfak tamam. Malzemeleri alındı. Her şey tamamlandı. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. Tamam, her şey hazır. Bir tek evet. Catering firmasından telefon bekliyoruz. Evet. Aa! Aşkım! Ne haber? Çok iyi. Aşkım. Saçlarım nasıl olmuş? Çok güzel. Ya... Acaba şöyle toplatsaydım daha mı iyi olurdu? Toplu hali? Hı. O hali ayrı bir güzel, bu hali ayrı bir muhteşem bence. Yalancı seni. Vallahi bak. Ah, akşam için aldığım yeni elbiseyi görmek ister misin? Olur. Hadi gel. Bir dakika hayatım, sen bekle. Vitrinde görür görmez işte bu dedim. Bakalım sen de beğenecek misin? Denen. Nasıl? Çok güzel. Ama... Ama? Üzerine görmeyi tercih ederim. Bunun için akşam beklemen gerekecek canım. Akşam mı? Bak, evet. Bak sana bir şey anlatacağım bak. Dinle beni. Şimdi bazı şeyler için illaki akşamı beklememiz gerekmez değil mi? Senin canın yaramazlık mı yapmak istiyor yoksa? Yaramazlık olabilir. Bence akşam beklemelisin. Ama neden?
Sabırsızlanmanı istiyorum. 12. Ya hoşuma gidiyor, olamaz mı? Olamaz. Hayatım, sen de bugün bir şey var, farkında mısın? Yok. Evet. Efendim, catering firması geldiğinde haber vermemi istemiştiniz. Tamam, geliyorum. Aşağıda bekliyorlar. Tamam, hemen geliyorum. Hayatım. He. Bırakır mısın? Aşağı inmem lazım. He. Maalesef. Aşkım. Nice mutlu yıllara canım benim. Bin bir gece masalları gibi. Şahane bir tatil için hazır mısınız? Tüm rezervasyonlarınız hazır. Boğadat'a mı? Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Aşkım. Doğum günün kutlu olsun canım kızım. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Bu da benden. 1966 model bir Mustang. Baba inanmıyorum. Güle güle kızım. Canım benim, al bakalım. Çok heyecanlıyım ya. Damat. Galiba sıra bana geldi. Evet. Doğum günü kutlu olsun aşkım. Hayatım. Bu anneannemin kolyesi değil miydi? Evet, anneannenin kolyesi. Hem de en sevdiği. Buhran yıllarında satmak zorunda kaldılar. Geçenlerde Tolga ile birlikte bir müzayede kataloğunda gördük. Bu sürprizi Tolga sana yapmak istedi. Ben. Aşkım sana inanmıyorum. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin. Bu anneannem için çok önemliydi ve kolyenin ailede kalmasını hep çok istemişti. Aşkım muhteşemsin. Çok teşekkür ediyorum. Anneannem ölmeden önce benimle bir konuşma yapmıştı. Her insan kendi şansını kendi yaratır demişti. Senin de en büyük şansın bir gün seni çok seven bir erkek olacak. Ve kendini dünyanın en şanslı kadını hissettiğin zaman... O mutluluğu yaşadığın an, zaten o erkek seninle birlikte olacak demişti. Gel. Nereye? Gel. Aşkım. Bir şey olmaz, gel. Aşkım buradayız. Hayır. Oh. Çok güzel değil mi aşkım? Çok güzel, çok güzel. Hadi. Ne hadi? İçine bakmayacak mıyız? Bu saatte, akşam karanlığında olmaz. Hadi, hadi. Ne hadi? Ne yapıyorsun? Dur. Ya akşam diyordun. İşte o da akşam. Ya akşam dediysen daha da akşam. Ya hadi yapma ama ya. Aşkım bak değil misin? Bir gören olacak. Rezil olacağız. Ya olacak ki ya. Bak. Hazır şu kalabalıktan kopmuşken. Fırsat mı fırsat? Yatak odamıza çıksak. Ya delirdin sen galiba. Dışarıda onca misafir varken. Ya misafir bu. Bugün var yarın yok. Hem hepimiz bu dünyada misafir değil miyiz? Bugün varız yarın yokuz bence yani.
Hem gecenin suyu mu çıktı? Yani birkaç saat daha bekleyemez misin? Bekleyemem. O neden? Bekleyemem işte. Sebebini sorma. Hem böyle daha heyecanlı olmaz mı? Hani misafirler var, oradan kaçmışlar. Soğuk hava. İçeri girmişler yatak odasına. Bilmem ki. Kabul ettin işte. Anahtarı alayım. Al. Delisin sen. Çocuk yavaş yana. Aşkım dur. Adam acele et. Kimse fark etmez, merak etme. Yahu sizi arayıp duruyorum. Neredesiniz? Tolga, seninle konuşmak isteyen dostlarımız var. Hadi yürüyün beraber. Efendim, koskoca Amerika ekonomisi çöktü. Dile kolay ya. Dolar diye bir olgu kalmadı piyasada. Avrupa Birliği'nin durumu da ortada. Ya. Yani attıkları her adımda Türkiye'nin ağzının içine bakıyorlar. Kesin. Evet. Süper güç olduysak bütün dünyanın yükünü biz kaldıracak değiliz ya. Doğru. Müsaadenizle. Öyle değil mi Tolga Beyciğim? Tabii, çok doğru söylüyor. Tabii ki geçmişini bilmeyen geleceğini göremez. İnsan evladı, nasıldı, beğendin mi? Bir 5-10 dakika daha verseydin ölür müydün? İroni yapma insan evladı. Nerede şimdi o cool havalar? Mal. Ben çok erken ölmüşüm. Attın ya lan kendini. Bu da bir nevi şanssızlık işte. Hayatının ilk bölümü intihar ettirecek kadar şanssız geçsin. Bir de sonrasına bak. Bak ya, sen hala anlamadın olayı. Şanssızım, şanssızım diyorsun. Elindeki flash diski gidip mal gibi Salim'e teslim ediyorsun. Saatin bozuk diyorsun, saat bir haftadır 7.30'u gösteriyor. Lan cep telefonu yok mu senin? Aç cep telefonunu kur, ona göre kalk. Ha sana taksiye biniyorsun. O insan taksiye binerken bir taksicinin tipine bakar. Hırlı mı, hırsız mı, nasıl bir tip? Öyle dam diye biniyorsun. Sen sunuma 2 gece kala ne yapıyordun? Ne bu? Gol! O hayatının saç kurutma makinesi, o ıslak ıslak. İyi elektrik çarpmadı seni ha. Vallahi şanslısın sen ha. Hele o çatıda. Atladığında ölmeseydin görürdüm seni. Bak, ben bunların farkında değildim. Galiba haklısın. Bir de şey demişti. Şanssız ve bahtsız hayatını yaşamaktansa ben burada hesabımın görülmesine razıyım falan filan gibi laflar. Gerçekten çok pişmanım. Ne güzel. Bunun günah sevap sayımı için sorgulama odasını uğurlayabiliriz. Ve eminim bana bir şans daha verseydiniz size de işimi ispatlayabilirdim. Nasıl bir şans? Yani öyle 5 yıl sonrasından falan bahsetmiyorum, yanlış anlamayın.
Hani bu intihar olayı var ya, onun böyle birkaç saniye öncesine döndüyseniz benim için yeter. Tabii olur. Birkaç saniye derken, atlamadan önce birkaç saniye demiştim. Siz yanlış anladınız herhalde. Yahu olur mu öyle şey? Ha? Ya hani böyle hastanede insanlar ölüyor da doktorlar iki elektrik verip geri canlandırıyorlar ya. Hani öteki tarafa gitti geri deniliyor. Öyle bir şey olmuyor mu sizde? Arkadaşım pimpon mu oynuyoruz ya? Öyle gitti geldi olur mu? Onu doktorlar şey diyorlar, bizim bir alakamız yok. Peki sen tünelin ucundaki beyaz ışığı gördün mü? Yoo. Hakikaten o nedir ya o? Ne bileyim. Bakın, söz veriyorum bir daha öyle şeyler düşünmeyeceğim ve yapmayacağım. Yaptıklarımda sorumluluğunu alacağım. Ve bir daha şanssızlığıma lanet okumayacağım. Lütfen. Yalnız aksi durum, tavır ve davranışlarda tekrar buraya dönersin ona göre. Peki. Bundan sonra her şey senin elinde. İlle de o 5 yıl sonraki yaşama ulaşacaksın diye bir garanti yok. Ne yaparsın? Nasıl edersin? Bilmiyorum. Zaten hep böyleydi. Kabul. Abi ne işin vardı orada peki? Hadi. Herkes kendi şansını kendi yatır bu dünyada. Ben de buna inandım artık. Oğlum ne oldu lan sana? Tanıyamıyorum abi. Çatıda açık hava mı çarptı lan seni yoksa? Bak kardeşim, şimdi kafamı biraz toparlayayım tamam mı? Sonra sunumu tekrar yapacağım ve işimi geri alacağım. Bitti. Bu kadar. Vay be kardeşim. İşte sen busun ha. Helal olsun Tolga'm. Şimdi ben bu kapıdan çıkacağım ve yepyeni bir hayata başlayacağım. Yeni şanslar, yeni umutlar, yepyeni bir hayat. Meto, olanlara sen bile inanamayacaksın. Sen bile... Tolga! Ulan ne şanssız adamsın ya. Öyle deme Meto. Sağıma soluma baksaydım keşke. Hem bu kazaya göre ucuz atlattık. Ufak tefek yaralar. Bir de iki kırık. Olur öyle şeyler. Ya Tolga'm, sen hiç böyle şeyler demezdin ya. Sanki böyle odada başkası varmış gibi konuşuyorsun. Abi sana ne verdiler ya? Meto, bu durum bile bana buz gelir. İşimi geri almalıyım abicim. Sen getirdin mi benim bilgisayarı? Getirdim abi, getirdim. Getirmez... Pardon Tolga. Pardon abi, pardon. Şu projeleri bir daha göz açacağım. Şu Salim bilgisayarı var ya. Kimse görmeden o bilgisayarda benimle ilgili dosya varsa kopyalayıp bana getiriyorsun tamam mı? Olur abi. Hallederim. Merhaba, gelebilir miyim? Tabii Ebru Hanım, buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok üzüldüm gerçekten. Hepimiz şok olduk. Bu arada babam da geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağ olsun. Bak her ne kadar şirketin personel müdürü olsam da şu an burada olma sebebim o değil. Açıkçası bugün işten çıkarıldığından bile haberim yoktu. Her şey üst üste geldi sanırım. Biraz öyle oldu. Bu arada hastane masraflarının tümünü şirket karşılayacak. O konuda da için rahat olsun. Yani kendini sıkıntıya sokma şu durumda. İyileşene kadar da maaşını alacaksın. Ya aslında hiç gerek yoktu böyle şeylere. Yani kendinizi suçlu hissetmeniz falan. Bu tamamen benim dikkatsizliğimdi. Olur mu öyle şey? Sabah sunumda başına gelenler, sonra işten çıkarılman. Belki de o yüzden dalgındın bu kaza başına geldi. Ben
Şirkete gidiyordum deniz yoluyla. Tam Üsküdar'a geldik. Ben denize düştüm. Tabii cebimde de flash disk var. O da denize düştü. Beraber ıslandık. Sonra şirkete geldim. Sunumu yapmaya başladım. Aa, o ne? Değişik değişik resimler. Ne oldu? Hiç. Sunumdaki resimler aklıma geldi de. Bu arada bir ihtiyacın olursa herhangi bir şey. Yok, teşekkür ederim gerçekten. Yine de aklında bulunsun, tamam? Tekrar geçmiş olsun. Kıyafetlerimi bile hazırlamıştım. Bebişim, ne yapabilirim? Çocuk trafik kazası geçirdi ve benim ondan mutlaka bu imzaları almam gerekiyor. Yani senin aptal bir ihmalkarlığın yüzünden bu tatil planı da suya düştü ya. İnanamıyorum. İhmalkarlık değil bebişim, ihmalkarlık değil. Aksine, tam tersine ipini sağlam kazığa bağlamak. Biliyorsun paravan şirket onun üzerine. Bu sayede biz de bütün yasal sorumluluklardan kurtulmuş oluyoruz. Şimdi hisseler değer kazandı. Biz de bir imzayla şirketi tekrar kendi üzerimize geçireceğiz. Hiçbir şeyden haberi yok Saf'ın. Yapabilecek misin peki? Hep laf, hep laf. Sen orasını bana bırak. Şimdi sırada bir Alaşehir projesi var. Asıl servete o zaman konacağız. Ondan sonra değil Amsterdam tatili, dünya turuna çıkaracağım seni bebeğim. Dünya turuna çıkacağız. Beraber baş başa ha? Şimdi zaten hastaneye gidiyorum ondan imzayı almak için. Her şey yoluna girecek merak etme. Hadi gel. Peki. Ah Tolga'cığım ya, ah! O penceredeki fren çığlığını duyup da cama koştuğum an yaşadığım dehşeti sana anlatmam mümkün değil. Çok üzdün bizi Tolga'cığım ya. Telefonun çalıyor. Açmayacak mısın? Şey... Oh! Ah dur bir saniye ben yardımcı olayım sana. Ha Tolga! Abi dinle dinle. Abi ben o salim psikopatının odasına girdim tamam mı abi? Abi o... Adamın bilgisayarı var ya. Senin beğenilmeyen sunumlarla dolu. Kasten beğenmiyormuş oğlum. Adam seni kullanmış. Hırsız bu adam, hırsız. Baksana şerefsizin gözü doymamış. Bir de Alaşehir projesinde çalacakmış. Bu salim tam bir şerefsiz oğlum. Şerefsiz ya. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Tabii. Salim Bey, kusura bakmayın size de yük oluyorum ama... Rica ederim. Tolga canım, dostlar böyle günler için var. Olur böyle şeyler. Olur, olur. Ne? Ne demek olur böyle şeyler ya? Adam hırsız oğlum, hırsız. Seni uyutmuş işte ya. Bildiğimiz hırsız adam. Ben de seni çok seviyorum. Hadi herkese selam. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Tabii kaza geçirdiğini öğrenen bütün arkadaşlar yakınlar arayacak bütün gün. Yok yok. Kesin o serumda bir şey var. Ya bu arada aklıma gelmişken şu... hani sana bahsettiğim bir iki formalite evrak vardı ya... Şimdi imzanı falan isteriz değil. Yok canım, önemli bir şey değil. Bir iki tane basit imza hemen burada atıveririz. Hayır. Şimdi sırası değil. Şöyle yapalım. Hani benim şu yarım kalan sunum vardı ya. Ben şirkete gelir, onu tamamlarım. İmza işinde konuşuruz orada. Anlıyorum. Ne zaman peki? İyileşir iyileşmez. İyileşir iyileşmez. Peki. Sen nasıl istersen. Benden bir isteğin var mı? Yok. Peki, benim yetişmem gereken bir iki toplantı var. Çok kalamayacağım Tolga'cığım. Geçmiş olsun. Şerefsiz. Nasıl oldu? Kolay kopyalayabildin mi? Çok kolay oldu. Tereyağından kıl çeker gibi. Bak abi, Salim şerefsizin bilgisayarından çıkanlar bunlar.
Al işte, tek Alaşehir projesi. Görüyorsun değil mi? Demek o şerefsiz o yüzden bana ikide bir de imzalaman gereken şeyler var deyip duruyordu. Oğlum bu adamlar var ya, bildiğimiz seni ayakta uyutmuşlar abi. Böyle ayakta uyutmuşlar seni işte, böyle uyu. Demek Ebru'nun buraya kadar gelip onca dil dökmesinin, bana şirin gözükmeye çalışmasının sebebi de buymuş. Ulan, adamlar şirket olarak böyleymiş ya. Demek her şey bir imza açılmış ha. Öyleymiş baksana. Demek gelecekteki o zenginle de böyle ulaşacakmışım. Ne? Ne zenginliği Tolga? Eğer ben şimdi tüm boyunlara alet olursam... Ama Ebru, çocuğumuz... Meto, kafam çok karıştı abicim. Belli oluyor abi. Ne diyorsun hiçbir şey anlamıyorum ki. Ebru, çocuk, ne diyorsun abi? Kendinde misin sen ya? Vay be Ebru. Ya Tolga kızını günahına alma hemen. Belki onun bir suçu yoktur. Haberi yoktur. Ne bileyim yani. Her şey benim elimde. Ben böyle bir hayatı, böyle bir zenginliği istemiyorum. Anladın mı? Hayır. Böyle olacaksa hiç olmasın daha iyi. Tolga ne zenginliği? Kıçımızda don yok. Zenginlik diyorsun abi ya. Sana burada kesin bir şey veriyorlar abi. Kesin ya. Değerli vakitlerinizden bana birazcık ayırdığınız için teşekkür ederim. Ama birkaç milyon dolarlık kirli paranın yanında sanırım birkaç dakikanın sizin için önemi yoktur. Vergiden ve yasal sorumluluklardan kaçmak için benim üzerinden kurduğunuz paravan şirketin hisselerini size geri vermeyeceğim. Neyse, konuyu fazla uzatmayacağım. Tüm belgeler bende. Mesela bunlar benim beğenilmeyen projelerim. Ama neredeyse hepsi hayata geçirilmiş. Siz de bu işte bir gariplik sezmiyor musunuz Salim Bey? Evet efendim, bir gariplik. Peki, şirketin proje müdürü olarak sizden başka bu yeni projelerden kimin haberi olup da böyle işlere kalkışabilir? Bilemiyorum Timur Bey. Herhalde gözünü para hırsı bürümüş birileri olsa gerek. Eğer bu kişi ben olsaydım, burada olmam anlamsız olurdu herhalde. Bu arada siz o çöpe attığınızı iddia ettiğiniz projelerin para ettiğini kabul ediyorsunuz yani. Hayır efendim. Şey... Ne? Projeler değerliyse neden bize sunulmadı? Değersizse nasıl oluyor da başka birileri değerlendirebiliyor? Her türlü zor bir soru değil mi Salim Bey? İnsanın kaçacak yeri olmaması ne kadar kötü bir şey. Timur Bey bakın tüm bunlar... Bir açıklamasını çok... Yani bazı proje... Sana gelince delikanlı. Şu, hani senin bu paravan şirketin, onun hisseleri, onlar senin istediğin gibi değerlendirebilirsin. Biz holding olarak bizim olmayan bir şirketin üzerinden hiçbir zaman hak talep etmeyiz. Yani ben şimdi... Ne o? Holdingin sana bir oyunu mu zannettin bunu? Hı? Ben, yani kafamda hiç paravan şirket... diye plan yapmamıştım ama o kadar çok üstüme gelindi ki yani bütün bu olanlar... Söylediklerinde samimiysen ve bizim de yeni bir proje müdürüne ihtiyacımız varsa sana bir teklifte bulunacağım. Kabul edersen bu yer senin.
Hayda! Yine mi öldük ya? İyice Hugo'ya döndük ha? Kaç canım kaldı? Ne rahat adam bu ya? Ya hayatımı düzene sokacağım derken öldüm öldüm dirildim. Ne oldu? Niye geldiniz yine? Bak insan evladı, 5 yıl sonraki hayatı gördüğün için kolay yolu tercih edip onu seçebilirdin. O zaman da seni götürmek zorunda kalabilirdik. Fakat ikimizi de şaşırttın. Hayat sana sunulmuş bir armağandır. Ona sahip çıkmaya çalış. Yoksa o hayatı elinden almak zorunda kalabiliriz. Ya yaptığın tercihin tadını çıkarmaya bak insan evladı. Ben. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Rica ederim. Filiz, Ebru geldi mi? Ha, yok gelmedi. Bana da bir şey söylemedi. Bu Ebru'nun Tolga ile arasında ne var? Bilmiyorum. Bak Filiz'cim. Ebru senin kucağında büyüdü. Ömrünün neredeyse tamamını ona adadın. Evlenmedin, yuva kurmadın. Sen kadın olarak onu iyi anlarsın. Ama ben de bilmek isterim. Şimdi yani aslında bana da pek bir şey söylemiyor. Ama yani aslını istersen bizim kıza aşık. Ebru. Efendim? Ben dün çok güzel bir rüya gördüm. Anlatsana. Böyle uzaktan ufacık bir kız geliyor. Kız çocuğu. Minnacık elleri var, tatlı mı tatlı. Kiraz gibi dudakları var. Bir de yanında dünyalar güzeli. Böyle upusuz saçlı. Peri kızı gibi. O da annesi. Aynı sen. Ve onların yanında bir adam var. Dünyanın en mutlu adamı. Gülüşü bana benziyor. Hani aynı ben, o da. Bir de bunların kayınçoları var. Kayınçoları işte, o da çok mutlu. Hani o niye mutlu onu pek anlamadım ben de. Bir de eltileri var. Eltinin yanında böyle tam yanında teyzesi var. O da çok mutlu. Teyzesi. Sen niye mutlusun be kadın, hani diyesim geliyor içimden. Demiyorum. Bir de teyzenin çocuğu var.
Ünal. Diyor ki tanı Ünal'ı, tanı Ünal'ı. Ünal'ı tanı. Ben nereden tanıyayım Ünal'ı? Ondan sonra... aşkım. Yani sonu rüyanda ne oluyor? Tamam ha? Mutlu bir aile ama sonunda ne oluyor? Ebru. Efendim? Ben bu rüyanın gerçek olmasını istiyorum. Nasıl? Benimle evlenir misin? Evet. Düşündükçe bile nefesim kesiliyor. Allah'tan işlerin çoğuyla Tolga ilgileniyor. Ne haber Tolga? Oh, merhaba efendim. Yoksa damat demeye başlasam mı ha? Siz bilirsiniz efendim. Şimdi Tolgacığım. Alaşehir projesiyle ilgili son anda bazı pürüzler çıktı. Adamlar birdenbire fiyatı çok yüksek bulduklarını söylediler. Projeye sen hakimsin. Başka kimseye güvenip emanet edemiyorum. Düğündür, balayıdır derken işten uzunca bir müddet ayrı kalacaksın. Diyorum ki öncesinde şu meseleyi bir çözsen ha. Siz hiç merak etmeyin efendim. Ben ilgilenirim. Hallet şu işi. Yerine de pek yakıştın ha. Teşekkürler. Tolga. Abi olaya bak. Bunlar bizim yatırımcılar değil mi? Nasıl bir adamsın ya? Bu nasıl bir adamdır ya? Allah kahretsin ya. Bayağı dayanıklı çıktınız doğrusu. Bravo. Dayanıklılık değil de gerginlik diyelim. Rahatlama amaçlı yani. Aslında rahatlamak için masaja gerek yok. Şöyle bir kadere şansa lanet okuyunca da bayağı bir rahatlıyor insan. Sen... Davetiye listesinde adım yok. Çok ayıp. Siz ne arıyorsunuz burada ya? Bak. Seninle bir anlaşma yapmıştık. Hatırlarsan. İnsan evladı. Yani o şey... ağzımdan kaçtı. Hani... öylesine. Dili de sürçmüş olabilir tabii. Ama neden olmasın ki? Şey... Ama her şey üst üste gelmişti. Ne yapabilirdim ki? Çok özür dilerim ya. Benden özür dilemenin bir faydası yok. Ne olacak peki şimdi? Şimdi inisiyatifimi kullanarak seni buraya ben getirdim. Dolayısıyla götürme işi de üzerime kaldı. Geri götürmek mi? Ama tam evlilik hazırlığındayken olacak iş mi şimdi bu ya? Yapacak bir şey yok. İnsan evladı. Ama bakın, her şey o kadar üst üste geldi ki, yani o kadar zor bir durumdaydım ki... anlayayım biraz ama siz de yani, hayatın kendisi de bu değil mi zaten? Senin hür iraden. Hani nasıl olacak ki bu şimdi? Bir anda kayıp mı olacağım ya?
Hayır, öyle bir şey değil canım, öyle değil ya. Bak o sana daha önce gelecekten bir günü gösterme amaçlıydı. Şimdi farklı. Ha, daha güzel bir şey olacak. Evet. Ne? Sahiden ölüyorsun. Gel. Artık tıp mı patlar, tren mi geçer, taş mı düşer, ayı mı çıkar? Göreceğiz. Ne ya? Ya bakma o güzel saymadı ondan, yoksa çok seçeneğim var. Üstelik dünyana vedalaşman için sana da 3 gün veriyoruz. Bonusa bak. Hadi kalk. Buyur. Kendine evindeymiş gibi hisset. Öyle misafir gibi görme kendini artık. Görmem, merak etme. Fakat sen böyle kendini kalıcı hissetme ha. Bak. Dünyada milyonlarca insan var. Neden sadece bana böyle bir şans verildi? Ha? Yani ne bileyim, Edison var, Napolyon var, Einstein var. Niye onlar dönmedi de ben? İnsan evladı birçok giden memnunki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Ya dalga geçme ya. Ben gerçekten merak ediyorum. Nereden biliyorsun? Sen etrafına bir şey anlatabiliyor musun? Yok. Ne malum onların da senin gibi olmadı. Bak bunu hiç düşünmemiştim işte ya. Ya? Senin hiç böyle etrafındakilerin sadece senin için var olduğu ve sana rol yaptığı, paranoyasına kapıldığın olmuyor mu? Belki de herkes için ayrı ayrı dünyalar vardır diyorsun yani. Mi? Öyle mi diyorsun? Ne diyorsun ya? Uf! Seninle bayağı işimiz var ya. İnsanlarda bu duyguyu anlamıyorum işte. Takım tutma duygusu, bu takım sevgisi falan. Mesela herif bize gelmiş. Tuttu takımın deplasman başında, bıçaklamışlar herifi. Çoluk çocuk evde aç. Ya takımın için ölümüne kavgaya giriyorsun diyoruz. Ben abi tuttuğum takım için ölürüm diyor. Sanki ölmemiş. Mesela ben de göz tepeliyim. Canım feda olsun göz gözün yoluna be. Oğlum, futbolcu bile parayı görünce takım değiştiriyor. Doğma büyüme o takımlı oluyor. Size ne oluyor? Onlar profesyonel. Siz para almıyorsunuz ondan yani. Yani sezonda dua hatları kilitlenir. Allah'ım bu pozisyon gol olsun. Allah'ım iyi orta gol getirir. Hadi Allah'ım. Allah'ım aman bu gol olmasın. Ya boş iş bunlar ya. Düştü işte benim takım. Melekler korumadı ki. La havle. Ya futbol sırsarımız biz. Niye koruyalım sizin takımı? Adam gibi oynasaydınız düşmeseydiniz. Ya çarpacağım ha. Pardon. Siz de çarpabiliyor musunuz? Öyle değil, böyle bir tane koyacağım demek istedim. Fazla samimi olduk herhalde. Artık araya bir mesafe koyma vakti geldi. Ha öyle olduk şimdi. Ha, ha anladım. Ha. Aşkım biz geldik. Eyvah Ebru. Ne diyeceğim ben şimdi Ebru'ya ya? Sen herkes görebiliyor mu? Görebiliyor mu derken? Ay, yani sadece bana mı gözüküyorsun yoksa herkese mi? Ben Casper miyim lan? Herkes görüyor. Gül gül, rol yap. Selam. Selam. Yeni evime alışayım diye artık anahtarlarımı kullanmaya başladım. Tabii ki kullanacaksın aşkım. Burası senin evin. Tanıştırayım ben sizi. Ebru, benim nişanlım. Filiz, Ebru'nun halası, ablası, biriciği, her şeyi. Değil mi? Değil mi? Hı hı. Ha, enişten. Enişten mi? Evet, enişten. Hayatım, bana hiç akrabam yok demiştin. Yok. Hala yok. Rahmetli halamın kocası. Aramızda kan bağı yok. Hoş geldiniz, memnun oldum. İsminiz?
İşte şimdi en can alıcı noktaya geldik. Can al. Can al. Tek nefeste. Can al. Söylemekte zorlandığı kadar da korkunç bir isimmiş. Bu ne ayol? Biz en iyisi mutfağa çıkalım. Sabah erkenden döşemeler ve ışıklandırma tasarımı için gelecekler ya. Filiz'e bir plan yapalım istiyorum. Çok güzel olacak, çok güzel olacak. Çok az kaldı. Görüşürüz hayatım. Filiz. Ama ben böyle münasebetsiz adam görmedim. İnsan bir kalkar, bir merhaba, bir şey. Tur neden mi gelmiş? Bu nasıl bir kılık kıyafet? Ayol inanamıyorum. Ama işte. Oh. Bunu yapmak zorunda mısın? Yani beni götürmen şart mı? Ya bak insan evladı, seninle bir anlaşma yaptık değil mi? En iyisi kafandaki diğer alternatifleri unut, daha az acı çekersin. Ama Ebru o kadar mutlu ki, yani düşünsene. Hayatın aşkını bulmuşsun ama düğüne 2 gün kala kendini biraz onun yerine koysana. Ya ben bu olayı biliyorum ha, yatmak, uzanmak. Aa, çok güzel ya. Bana bak, ben nerede yatacağım bu akşam? Burada Filiz nerede? Bilmem. Yukarıdalar galiba. Üf, bu ne ya? Melek işte. Melek mi? Ya sizin oradakilere pek benzemiyorlar değil mi? Oğlum siz uçmuşsunuz. Hiç kanatlı melek olur mu ya? Çok kullanışsız bir kere. Ya Tolga. Ya benim şuranda şöyle acayip bir his var biliyor musun? Aman abi, bak hiç girmeyelim şimdi o hislere ya. Vallahi sırası değil ya. Ya oğlum alakası yok. Böyle içim çekiliyor demek istiyorum. Sabah ne yemiştin? Ya hiçbir şey yemedim, hiçbir şey. Söylesin abi, ne bileyim ben. Fakat bu melekler hiç fena değil ha. Kanatlar hariç tabii. Ebru, Allah aşkına şuna bir şey söyle. Bu ne ya? Neyse Filiz, boş ver. Karışmayalım, ayıp olur. Enişte yavaş. Atlı mı kovalıyor komutan ya? Hayır efendim, atlı değil. Sanki ordunun ta kendisi kovalıyor beyefendi. Kıtlıktan çıkmış sanki. Ya sizin işiniz yok mu be? Niye bana takılıyorsunuz Allah? Neyse bence de kapatalım bu konuyu. Şu bizim balayı işinden konuşalım. Maldivler, Dubai, Miami, Bahama Adaları. Bence o kadar uzağa gitmeye gerek yok ya. Yani Mersin de olabilir. Cennet cehennem var mesela. Çok güzel. Öyle değil mi Zolga'cığım? Ya açıkçası ben çok görmediğim, gezmediğim bir yer olsun istiyorum. Daha çok yurt dışı düşünüyoruz. Tibet'e ne dersiniz arkadaşlar? Nirvana'ya ulaşma yoluna. Ya bırakın boş işler bunlar. Nirvana'ymış, Nirvana'ymış. Bence en güzeli Bağdat, Bağdat. Bağdat'mış, cennetmiş, cehennemmiş. Sana bir hak vaki olsun da, sana yukarıda gösteririm ben cennet cehennemi. Ya şu konuyu kapatsak, ha? Bu Filiz ne acayip kadın ya? Kılçık ya! Var ya bizim orada bunun gibileri öttürürler, öttürürler.
Ha benim elime bir düşecek gibi. Ver, yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Ha. Kasapet derdinde koyun can derdinde. Ya sen benim durumumun farkında mısın? Ben ne düşünüyorum, senin taktığın konuya bak. Bak, Tolga insanı. Oğlum, yani bu olayı aramızda bir özel mesele haline dönüştürme. Ben alt tarafı bir elçiyim ya. Ebru, bütün gece yaşayacaklarımızın hayalini düşündü. Ve ben bundan sonra gerçek olmayacağını biliyorum. Ve bile bile... O kadar mutlu ki... Sürekli benimle yaşayabileceği geleceği düşünüp şansına isyan edecek. Sonrasında da... Benimki gibi işte yaşanmamış bir hayat bırakacak. Buna izin vermemeliyim. Sana bir şey sormak istiyorum. Sor aşkım. Yani şimdi... Evlilik arifesindeyiz ama... Böyle bazı şeylerin çok çabuk gelişini falan düşündün mü hiç? Yani evet. Biraz çabuk gelişti. Ama ben hiç gerçi değilim bu durumdan. Yani belki ne bileyim işte evlendikten sonra falan hani... Belki pişman olursun. Belki başka bir şey. Bilmiyorum. Sen böyle mi düşünüyorsun? Hayır, hayır. Yani ben senin için soruyorum. Ne bileyim, hayat bu. Her şey olabilir. Eğer istersen... Tolga. Sana bir şey söyleyeceğim. Belki çok az bir zaman oldu ama çok güzel bir şey yaşıyoruz. Farkında mısın? Seni seviyorum. İçimde bir garip bir his var. Yani böyle halsizim fakat açlık, yorgunluk falan değil yani. Bir heyecan var içimde. Fakat ortada heyecanlanacak bir şey yok. Garip bir duygu. Bilmem sende olur mu? Mesela böyle bir tipe... Kılçık olsun, acayip böyle kılçık olsun falan onu görmeden de edemez. Senin hatunun yanındaki hatun. Filiz. Mesela. Acayip ayarım ben o tipe. Acayip. Fakat bir yandan da acayip göresim geliyor ya. Allah Allah. Sana bunu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ebru. Efendim hayatım. Sen benim için ulaşılmaz bir hayaldin. Ama... Hayallere ulaşılınca... Değerlerini kaybediyor. Benim için bu aşk bitti. Nasıl olur? Birkaç günde bu kadar değişmiş olamaz hiçbir şey değil mi? Tolga sen böyle bir insan değilsin. Nereden biliyorsun ki benim böyle bir insan olup olmadığımı? Belki ben kötü birisiyim. Belki... Seni tanıdığın Tolga değilim. Dün bana anlatmaya... Söylemeye çalıştığın şey bu muydu? Senin için sadece ulaşıldığında değerini yitiren bir hedef miydim yani? Rüyana ne oldu? Hayal ne? O çizdiğin mutlu aile tablona? Tolga bir şeyler söyler misin? Bak, bu benimle ilgili tamam mı? Yani benim problemim. Kendimle ilgili. Ama inan...
seni benden daha çok sevecek birisi bir gün karşına çıkacak. Beni teselli etmeye çalışma. Senin iyiliğin için yapıyorum Ebru. Git buradan. Lütfen git. Ben hazırım, gidebiliriz. Aslında durumlarda bazı değişiklikler oldu. Nasıl yani? Fakat yaşamak fevkalade bir olay. Muhteşem. Siz insan evlatları bunların değerini kaybettikten sonra anlıyorsunuz. Ben bunların değerini bildiğim için yaşama 1-0 önde başlayacağım. Yani? Ya sen yine anlamadın ha. Şimdi bak, şöyle. Sana hayata değer vermeyi ve tüm yaptıklarından sorumluluk duymayı öğrettim ben, ödüllendirildim. Burada kalıyorum ben de. Senin artık gitmene gerek kalmadı. Ebru nerede? Ya yukarıda ama rahatsız edilmek istemedim bu söyledi. Senin ne işin var burada? Ebru 5 dakika dinle. Git buradan. Ebru 5 dakika dinle, ne olur. Git buradan, istemiyorum seni dinlemek artık. Çok büyük yanlışlık oldu. Çok karışık bir durum, zor bir durum yani. Ne o? Yoksa yine hayal mi oldum senin için? Ama durum zannettiğin gibi değil. Bak. Hayatımdaki en değerli şeysin. Çocuk oyuncağı mı Tolga bu? Benimle evlenmekten korktun işte. Bunun tek açıklaması bu. Çünkü bana olan aşkından şüphe ettin, anladın mı? Beni kaybettin, eyvah ben ne yaptım diye şimdi tekrar geri kazanmaya çalışıyorsun. Sana evlenme teklif etmeden önce bir rüya gördüm, söylemiştim. Hani ben, sen, çocuğumuz... Aslında o rüya değildi. Melekler bana bizim yıllar sonraki halimizi göstermişlerdi. Melekler mi? Sonra? Dalga geçme bak lütfen. Hani bu sabah senden ayrılmak istediğimi söylemiştim ya. İşte melekler bu sefer böyle olmasını istemişler. Melekler. Ya Tolga sen benim bu saçmalıklara inanacağımı mı zannediyorsun? Evet. İnanmanı bekliyorum. Çünkü o melekler sayesinde anneannenin sana yıllar önce söylemiş olduğu çok özel bir şey de öğrenmiştim. Herkes kendi şansını kendi yaratır. Senin de en büyük şansın, seni seven bir erkek olacak. Bir gün kendini dünyanın en şanslı kadını seçecek kadar mutlu olduğunda... ...o aradığın erkeği bulmuş olacaksın demişti. Bu... Sen nasıl öğrendin bunu? Hayatımda hiç kimseyle paylaşmadım ben bunu. Nasıl öğrendin? Senin şansın benim. Bravo. 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 Bravo.
Ama ne kadar zaman oldu, şu oyundan bir vazgeçiremedik. Ay bırak Allah aşkına Filiz, adam yesin. Hayır, çat diye gidecek dağ gibi adam, kolesterolden ondan korkuyorum. Olmaz, olmaz. Ay babası da... Enişte yavaş, yavaş. Tamam. Buyurun. Benim gördüğüm sen de görüyor musun ya? Yok görmüyorum. Ne görüyorsun sen? Bak. Soğuk nevalinin burada ne işi var ya? Ne bileyim abi. Ya ben Filiz'in ölüm tarihine baktım da kendiminkine bakmadım. Ulan ben de artık ölümlüyüm. Bana bak. Bu Nikol Keş, kılık ne herif. Beni almaya gelmiş olmasın? Yapma canım işte. Olacak iş mi şimdi bu? Dön, dön, dön. Ne işin var burada? Partiye geldim. Öyle mi? Güzel. Niye? Usta. Hani şimdi senin ayrıldıktan sonra yerine kimse atanmadı ya. Hani diyorum bana bir el versen de senin yerine ben geçsem. Tabii canım, istediğin el olsun tabii. Şapkayı da veririm hatta. Verdim ne istiyorsan. Gidebilirsin. Ya. Hayatım, misafirimiz kim? Tanıştırmayacak mısın? Hadi anlat bakalım. Canalar işte. Ünal. Ünal. Ha, anlattım ya ben sana Ünal'ı, bu işte. Ünal. Ünal. Ünal Ebru. Ünal gitti bile. O Ünal. Eşim. Büyüdü. Çocuğum. Büyümüş hali bu. Ve ben.